İyilik kötülükten daha aktif bir şey. Yani siz iyilik yapmazsanız, yani işte az önce verdiğim örnekteki gibi, yani o çocuğu sarıp sarmalamazsanız o çocuk yaşayamaz bile. Yani o kadar aktif bir şey ki. Ve gece uykusuz kalıyorsunuz diyelim ki, o çocuğun bakımı için türlü fedakarlıklara katlanıyorsunuz. Hani canınızı bile mesela verebilecek kadar bir çocuğun bakımı için iyilik, o iyilik haliyle hareket edebiliyorsunuz. Kötülük sanki daha aktifmiş gibi geliyor bize. Aslında öyle değil. İyilik daha da aktif bir şey. Ve hani iyi olmak için de aslında aktif olmaya devam etmemiz gerekiyor. Birçok insanın zihninde şey var, sanki kimseye zararının olmayışı iyi bir insan olması için yeterliymiş gibi düşünüyor. Halbuki yeterli değil. Nasıl kötülük yapmak için bir fiil gerekiyorsa, iyi olmak için de, iyilik yapmış olmak için de bir fiil gerekiyor. Yani iyi bir insan olabilmek Evet, için. yani iyi bir insan olmak otomatikman bir fiil gerektiriyor. Biz böyle ya konuşmuyoruz, düşünmüyoruz mesela iyilik üzerine. Sadece tüketiyoruz ya da işte konuşmaya kalktığımız zaman böyle felsefenin alanına giriyoruz ve iyilik nedir sorusu etrafında böyle süslü sözler, süslü laflar. Kimisi diyor ki işte estetiktir, kimisi diyor ahlaktır, fazilettir, erdemdir, kimisi diyor güzelliktir. Hani böyle sürekli onun böyle mahiyetine dair bir şeyler sanki söyleyince, o büyük kelimeleri söyleyince iyilik üzerine de düşünmüş gibi de hissediyoruz. Halbuki o çok sınırlı tanımlı bir alan. Yani o felsefenin alın içerisindeki bir alan. Asıl soru, bizi hayatta tutacak olan asıl soru ve iyiliği devamlı kılacak olan asıl soru, nasıl iyilik yapılır, nasıl iyi insan olunur, iyi nasıl hayata geçirilir sorusu olmalı. İşte orada bizim her zaman yapmamız gerektiği gibi bolca düşünmek, bolca tefekkür etmek ve önemli oranda da bence şükür makamında olmak gerekiyor iyilik konusuyla ilgili.